Hayatta bazı mertebeler vardır ki, o mertebelere gelmek için yaşamsal bir deneyim değil, hayati bir olgunluk gerekir. Elbette makamdan makama, mertebeden mertebeye ve dereceden dereceye giden meşakkatli bir yol vardır. Lakin yolun sonunda ustad garantisi varsa herkes o yolun yokuşuna katlanabilir. Bizi yola düşmekten de yolda devam etmekten de alıkoyan menzile ulaşıp ulaşmama mevzusundaki belirsizliktir. O bilinmezlik ortadan kaldırılırsa ki o engel ancak aşk ve vecid ile aşılabilir. O vakit nevi beşer yollara dökülür. Gerekirse yol olur ancak illaki yola durur. İnananlar için yol bir vesile, basit ama hayat veren bir aracıdır. Yolu bir ulaştırıcı güç kılan nedir derseniz ki beklendik bir sorudur. Yol eden, belki ulaşılacak menzil eden yolun yolcusu, ondan da öte yolcunun gayesidir. Eğer gaye haktan ise o vakit makam aşk olur. Aşk makam olur. Birbirinin suretine sürünen bu iki mevhum benlikten geçip ben de biz olmaya karar kılınca hak vaki olur. Vaki olan hak odur ki halis niyet ve tertemiz bir kalp ile gidilen tövbe kapısı aşk makamının adı olmuştur. Ustad gerçekleştikten gönül Mevlana misali düğün gecesine erdikten sonra yolda harcananın da yolda yol olanın da bir ehemmiyeti kalmamıştır. Zira yürek yok olmakla vuku bulan varlık sırrını aşk makamına ulaşmakla çözerek hakikatin bilgisine mazhar olmuştur. Aşk makamına ulaşmak bazen bir secde, bazen de bir Kabe mesafesindedir. Bu iki hududu birbirine bağlayan çizgi, adanma ve teslimiyet şuurunun halis bir tavırla devam etmesi durumunda insana şah damarı kadar yakın. Zıtlı durumda kilometrelerce uzaktır. Öyleyse aşk ile yoğurmak gerek dileği. Gözyaşları ile ıslatmak gerek seccadeyi ve bir amin uzaklığındaki ol emrini hak etmek için aşk makamını arzu etmeli. Allah, Fatiha öznedir, nas yüklem. Seccadem aşkla yazılmış en güzel cümlem. Kelebek Etkisi 14. bölümün sonu.